Evet dostlar, hepiniz yepyeni bir Farming Simulator bölümüne hoş geldiniz. 2 gündür video gelmiyor, onun sebebini boş verin. Açık ortalık karışıydı. Ama bugün yargıya devam. Gördüğünüz gibi 89 bin paramız var ve şunu da göstereyim size abi. Alnımızın teriyle gördüğünüz gibi borç harç hiçbir şey koymadım. Son taksidini de ödedim. Daha sonrasında da ardına da tekrar soya fasulyesi ektim. İki defa ektim. Tabii siz onları görmediniz. Bakın buğday vardı. Buğdayı biçtim, sattım. İsmail abi oradan para geldi. Yani T7'yi aldığımız bölümden sonra oldu dediklerim. İsmail abiden 100K para aldım. Daha sonrasında bir el burada şey vardı işte. Soya fasulyesi vardı. Gittim onu sattım. 100K o geldi. Şimdi tekrar soya ektim. Bir de bizim zaten ekstra şeyimiz vardı, paramız vardı, onu da bilirsiniz. Bir de açıkta kontrat yaptım. Gerçi kontraktan o kadar gelmedi. 20 küsür geldi de. Geldi yani sonuç olarak. Bu bölüm ufaktan hayvancılık girişimlerine başlayacağız. Normalde bugün direkt hayvancılığa girişecektik işte. O da muhtarımızın işi çıktı, gelemedi. Kusura bakma hadi. Sıkıntı yok reis. Bugün biz yerini yapalım hayvanların. Damızlık boğa yapacağız abi. Yani normal inek yapmayacağız, süt hayvanı. Boğadan direkt alsat yapacağız abi. 2 yaşına kadar besleyeceğiz. Daha sonrasında direkt kesime yollayıp parayı cukkalayacağız. Ha yine bir 5-6 tane de inek alırız İlerleyen zamanlarda. Onları da şey için kullanırız. Ne derler ona? Yani üretim yapmak için kullanırız, hani sayıyı arttırmak adına. Neyse, bugün olaylar bu şekilde olacak abi. Şunu söylemem lazım. Gençler, 2 gün video atmadım. 18 kişi kanaldan abonelikten çıkmış. Lütfen ya bunu yapmayın oğlum ya. Vallahi billahi adamın morali bozuluyor ya. İşim olmasa atarım bak, yanlış anlama. Hani beni biliyorsunuz. Yeri geliyor cayır cayır, hiç uyumadan 2 gün çalışıyoruz falan. Yine olayla o şekilde gelişti. Yani o yüzden video atamadım abi. Siz ne bileyim yani, şey fırsat mı bekliyorsunuz lan, video atmasa da hemen kaçsam şuradan gibisiyle, lütfen ya. O yüzden bu bölüme lütfen abone değilseniz abone olarak ve like atarak bana destek olabilirsiniz. Ya öyle bir moral bozukluğu oluyor ama sıkıntı yok. Oyuna girdiğimiz zaman, şu biçere bindiğimiz zaman benim bütün moral bozukluğum gidiyor. Ama epey bir işledim dayı. Mesela İsmail abi var, bizim muhtar olan İsmail abiden bahsediyorum. Mesela o mısır tarlası vardı reis şurada. Buradaki mısırı biçiverdim. Daha sonrasında buğday ekti. Buğdayını da biçiverdim. Hatta gittim T7 ile bir de balyasını basıverdim. İşte bir yandan da burayla falan uğraştım. Buranın balyasını bastık işte. İsmail abi hem balyasını hem de buğdayını falan verdik. 92 tonga da buğday geldi oradan da. Onu da söyleyeyim. Şey söyleyeyim mesela aklımdayken. Bu cuma, yani bugün perşembe. Cuma, ya cumartesi veya pazar günü gençler, harita yine değişecek yani. Sunucu haritasını biliyorsunuz. Sunucuda belirli bir süre geçtikten sonra artık harita değişiyor ve yeni seriye başlıyor millet. Yani o yüzden bizim de biraz daha vites arttırıp yapıştırmamız lazım. Ya bu bölüm normalde traktör alacaktık, T6 alacaktık. Sonra T6 olayı yattı bizim, sebebi de şuydu. Bir dostum var benim, sürekli yorumlarda istiyoruz. Kusura bakmasın. Landini al, Landini al, Landini'ci. Büyük Landini sevdalısı herhalde. Bilmiyorum ama bu kadar sevdalısı olmasa bu kadar istemezdi. Landini almaya karar verdim. Sonradan da İsmail abi işte elimde böyle böyle buzağlar falan var deyince dedim. Hayvancılıktan güzel para kazanabiliriz. Ama bilmiyorum ya, belki Landini'nin fiyatını tam bilmiyorum şu an. Mod olarak Landini yok. Kusura bakmasın öncelikle. Yani epey araştırdım. Güzel mod yok. Bir tane McCormick ve Landini karşım bir şey vardı. O da çok boktan olduğu için kurmuyorum. Yani kurdurmuyorum sunucuya, daha doğrusu. Ha.
ucuzmuş la. Alabiliriz bu Landini'yi. Şu soyayı zaten bir dahaki bölüm satarız. Bu elimizdeki 89K'yı tamamen şeye vereceğiz bu arada. Hayvancılık için, hayvanları kendine olsun, diğer silo masraflar o bu derken bu 89-90K gider. Bu soyadan gelen parayla da o Landini'yi alalım artık abi. Ya abi çakarlar şöyle falan. Oo, güzel. Bu arada silaj biçer de büyük ihtimalle bir daha kartaya falan anca şey olur. Çünkü bu haritada artık zaman yetmedi. Bir de silaj işleri için herkes yani silaj işi olanla mesela Muhtar gitmiş Fenty'in en büyük silaj biçerdöğerini falan almış. O yüzden pek silaj işi çıkmıyor. Oradan zarardayız esasında. Yani biçerdöğer neredeyse kendi parasından daha fazlasını kazandırdı. Yaklaşık bir ne kadar kazandırmıştır bu biçer biliyor musunuz? Nereden baksanız bir 330K falan kazandırmıştır. Şöyle zaten sağ alta bakarsın. Ana 33 saate gelmiş lan. Bu biçer doğru saate 10K'ya mı denk geliyor o zaman? Ya şöyle bir hesapladım. Ferda Bey olsun, diğer İsmail abi olsun, sonra Muhtar abi içtikler falan derken epey de oldu ya. Yani. Ne oluyor lan? O nasıl bir ağaç oğlum? Sonra kendi tarlalarımız falan olsun epey bir birikti. Yani belki de 5-6 depo fulledim. Sıkıntı yok, makine çalışıyor abi. Yakması normaldir. Bu arada bir dahaki seride nasıl bir şey yapalım? Hani benim aklımdan şey geçiyor. Biçer döver alalım. Silah biçer döveri. Normal sarı çavuş bu yani. Bu biçer döver alalım. Daha sonrasında bir tane balya makinesi alalım. Büyük bir traktör alalım. Yani paso piyasaya çalışıp para kazanalım. Yani tarla tapanla hiç uğraşmayalım. Yani öyle bir şey de yapasım var esasında. Yine bilmiyorum nasıl yaparız. Siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Ya da tamamen hayvancılık mesela koyun veya büyükbaş hayvan ya da tavuk ya da ne bileyim at mat öyle bir şey mi yapalım ya onun şeysini size bırakıyorum. Ben piyasaya çalışmayı seviyorum mesela gidip de muhtara çalışmayı çok seviyorum çünkü uğraşı yok reis yani ben biçim yapmayı sevdiğim için yani şu biçerdöver kullanmayı sevdiğim için hazır mala gidip de biçmesi benim için çok zevk oluyor yani oyunun da amacı zaten zevk almak. O yüzden öyle bir şey yapasım var benim bilmiyorum. Ha siz derseniz ki hayvancılık falan yap derseniz yine onu da yaparım yani sıkıntı yok. Bu arada bu tarlaya girerken depoyu sıfırladım yani. O tarlalardan çıkanlar tamamen o remorkta bakalım. Bu tarladan ne kadar çıkacak yani. Buradan bir 20-25 ton çıksa çok güzel olur. Çünkü şu tarladan ve arka tarafta küçük bir yer var işte. O ikisinden beklentimden daha düşük bir verim geldi. Yani 15 ton verim geldi yani. 2000'den versek 30K para yaptı yani şu anda. O yüzden buradan 25 ton mal gelse 50K yapar. Ya bilmiyorum 50 ton totalle bütün tarlalarımızdan soya fasulyesi yaparsak ne yapar? 2000'den versek abi 100K yapar. O da bizim işi epey bir görür. Yani 50 tonu geçersek çok daha güzel olur. %100 gübreli. Bu arada verim bonus falan yüksek yani reis cayır cayır çalışıyoruz. Zaten her bölümde bir şeyler biçiyoruz dayı. Zaten bu tarlayı bitirelim de şey yapacağım ben. Biçer döver için salacağım yani diğer tarla epey büyük çünkü. O yüzden onu ben sonra falan da biçerim o mesele değil. Şey lazım bize. Ne derler lan ama. Şu hayvancılık için işte ama hayvanların oraya silaj dökmüştük. Onu toplayıp siloya döküp orada fermente olması lazım hayvanlar gelene kadar. Tekrar saman için buğday falan ekimi yapacağız. Ya çok da ekmemize gerek yok esasında. Tarlanın bir tanesini eksek yeterli olur çünkü fazla hayvan almayacağım yani. 15 tane besilik dana alacağım yani birkaç aylık. Yani sütten kesilmiş küçük buzağı alacağız abi biz.
O yüzden fazla bir şey yiyeceklerini zannetmiyorum. Ya olmadı çalar veya mutlarda falan diye bir sürü şey var da silaj milaj çok onda. O oyunda değilken gider hemen atağa geliriz Ramurga, mesele değil. Bu arada Ferdi abi de yine soya fasulyesi ekmiş arazisine. Hasat hazır olduğunda yine çağırırsa gider biçeriz reis. Ya ben bu tarlayı bile bitirmem epey sürecek gibi ya. Derdim derdim ya, müziksiz olunca çok da sarmıyor be reis. Ah şu YouTube başımıza iş çıkamasa bir de lan, müziğe nesine telif hakkı koyayım, ne 2 dakikalık müzik kardeş lütfen ya. Şimdi açardık müziği, hadi kopattıra kopattıra giderdik de yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi sizlerden tekrardan rica edeceğim. Aklıma geldi öyle abi. Ya çok da size sıkmak istemiyorum ama like atmazsanız attın da moral, motivasyon yerine gelsin dayıcım. Hani ben çok şaşırdım ya. Dedim ne alaka yani, bu kadar da olmaz dedim kendi kendime. Yanlış anlamayın tabii, kötü anlamda demiyorum bunu. Ama ne bileyim şaşırdım ya. Ya dedim ki herhalde ölsek kalsak abone kalmayacak kanalda. Herkes çıkacak gidecek. Buradan tekrar gireceğim. Şu içeride kullanmak adama huzur veriyor. Adeta bir terapi. Ya mahsul tabii ki fark ediyor, mesela arpa buğday biçmeyi daha çok seviyorum ama hani genel olarak şu biçerdör kullanması bana çok zevk veriyor. Zaten arpa da ekebiliriz esaslara. Ne zamandır arpa da ekmiyorum ben ha. Bilmiyorum. Zaten bu şu an biçtiğimiz tarlaya ve şu karşıda gördüğünüz tarlaya buğday eksem yeterli. Hatta birine arpa birine buğday ekeriz. Piyasada hangisi yüksek gidiyorsa şey olarak onu ekeriz tabii yine. Diğerlerine de ne ekeriz? Mısır ekeriz mesela. Çünkü stoğumuzda mısır var ama arkasını da getirmek lazım. Ya da şu an biçtiğimiz tarlaya mısır ekerim. Büyük tarlaya buğday falan eker. Ama yok lan. O da sarmaz. Çünkü buğdayı ben sürekli ekip şey yapmak istiyorum. Onu küçük tarlaya yapacağım ki buğdayı. Sürekli buğday ekmek için bahanem olsun. Yani diyeceğim ki hayvanlara saman lazım. O yüzden buğday ekiyor demek lazım. Şimdi az para kazandırdığını bile bile de sürekli buğday ekilmez. O yüzden küçük bir tarlaya buğday ekeceğiz. O bizim işi görür. Çünkü biçmesi zevkli abi. Mesela mısır biçmeyi de severim, yani bu oyunda kimse kolay kolay mısır biçmeyi pek de sevmedi. Özellikle iç kamerden biçmeyi sevmez ama ben bayılıyorum ya. Tabi bir direksiyon setimiz falan olsa daha da güzel olabilirdi tabi ama çok pahalı dayı. Bakıp da 20 milyar veremem dayı ben şimdi bir tane direksiyon setine yani. Yanlış anlamam. Aranızda çok zengin birisi varsa lan sıkıntı yok. Bizim oğlan al şu direksiyon setini derler ve yağ deme yani. Ya lan yağ derin o kadar da. Allah'a şükür. Muhabbet olsun diye dedim. Ha şöyle ya bak, de keyfim yerine geldi bak. Oh. Ama büyük tarla olunca daha da bir zevkli oluyor. Ha. Şıkır 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 bir gidiyorsun hadi. Zaten şey de yapabiliriz mesela nasıl derler lan ona kardeş
Dilim dönmüyor ya. Ha, bak mesela iki bölüm sonra, yani iki bölüm deme sebebim de şu. Gelecek bölüm hayvancılığa başlarız. Yani o ayrı bir bölüm olur. Bütün hayvan bakımlarını falan yaparız. Daha sonraki bölüm Landini falan alırız. Orada yeni bir traktör alırız. Evet, ve daha sonrasındaki bölümde de şey yaparız. Yine borç morç olmazsa haritada alabildiğimiz kadar mesela borcu morcu da fulleriz. 1-2 milyon artık Allah ne verirse full borca gireriz. Haritanın tamamını satın alırız. Sonra zaten harita değişir büyük ihtimalle. Yani kariyer modunda yani artık çıkana kadar 20 bölüm 30 bölüm falan atabiliyorsunuz, ama böyle sunucuda olduğu zaman bir de arada 1-2 bölüm atamadığınız zaman hızlı bir final geliyor. O da benlik bir şey değil yani. Sunucunun kuralı bu gençler. İnşallah geçtiğimiz hafta da güzel olur yani. Bu hafta güzel. Abi yani sen pardon, ben mesela gençler yavaş ilerleyenlerdenim. Küçük bir arazi. Keyfine takılıyorum yani, ama yani işi ciddiye alıp çok hızlı gelişenler, çok hızlı para kazananlar olduğu için sunucuda onların canı sıkılıyor biraz haritadan, artık yeter ya başka haritaya geçelim gibisinden. Yani o yüzden bu süre 3 hafta. Herkes benim gibi oynasa bir ay oynarız mesela, hop dur lan çinleme dur. Makineyi de şeye götürmek lazım yine servise, çünkü frenleri zayıflamış. Gerçi fren kullanmayız. Torktan durdurmaya çalışıyoruz da olsun. Şimdi tab tuşuna basmak istemiyor çünkü 50 tane traktör gelecek. Sebebi de İsmail abi yani pardon, muhtarın yüklenicisinin olması. Yani ben onun traktörlerine binebiliyorum. Şimdi bas bas Allah bas Allah bas 50 tane traktör gezeceğiz. O yüzden hiç gerek yok. Esasında gelip size İsmail abinin çiftliği gösterebilirdik, muhtarın çiftliği de. Yabıcıdır. Bir tane bir de şey, traktörlerin arkasına birer tane remork taktım. Bunun da sebebi hemen hızlı bir şekilde yanaşıp boşaltmak için çok daha basit ve rahat oluyor. Yani iki tane arka arkaya takılı olduğu zaman şey de olmuyor abi. İleri geri bir de bırak yeniden tak falan uzun sürüyor. Ulan direksiyon dönmedi abi. Traktör büyük olunca. Şöyle dön. Ya olmadı, bir dahaki harita TimoSA modunu da şey yapalım ya. Abi TimoSA'nın epeydir oynamıyorum. Abi canım bir TimoSA'nın çekmedi değil ya. Boşalt kardeş. Nasıl valla güldür güldür güldür, nasıl boşalıyor dayı? Vay yavrum ne. Bu arada epey de doldurduk ha. Yani bir depoda almadı o remork. Yani bir 5-6 ton anca alır. Yani yarım depo. Güldür güldür güldür, nasıl gidiyor valla makinenin içine ha. Arada şöyle bir şeyi de kontrol etmiyor da değilim. OBS'e de gözüm kaçıyor arada. Sesleri falan kontrol ediyorum. Benim sesim nasıl gidiyor? Oyunun sesi nasıl gidiyor diye. Yani oyun sesi epey kısık tabi. Daha bir tık arttırabiliriz onu sanki. Siz de bir ara diyordunuz öyle bir şeyle. Aa, tamam, oyun sesini biraz daha yükselttim. Bu arada Snow Runner lan oğlum, ne alıp veremediğiniz var ya. Çok güzel oyun oğlum, onun nesini beğenmiyorsunuz lan? E tamam bir farming değil ama yani sarıyor ya. Yani en azından beni sarıyormuş. Bunu öğrendim.
Abi zorla da güzellik olmadı abi. Siz sevmiyorsanız çekmeyiz, olur biter ya. Hayır. O değil, başka oyunlara başladım. Onu da sevmeyeceksiniz diye başlayamıyorum. Yine belli olmaz yani. BTS oynayasım vardı. Snow Runner olayından sonra pek de canım çekmemeye başladı. O ne takıt? Sen kimsin oğlum? Ah, sensiz olmaz evim. Yanına telefona bakıyorum. Masaj gelmiş. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Vay vay vay, bu ne la? Vay vay vay. Sarı fırtına bu. Vaa, tabii. Siz görmüyorsunuz ama görmenize de gerek yok. Hayır, boş verin. Bu kim oğlum? Var ol lan koçit. O ne oğlum? Millette para var, huzur var ya. Oyna anasını satayım. Volvo S90, Audi A6, Passat, B8, Renault Kadjar, Fiorino. En dipteki ne lan? Vay 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 vay, var ol koçum. Ya millet yapıyor ya bu sporu ya. Biz yapamıyoruz anasını satayım. Susma lan, ben anlattım lan, ne var ne yok lan. 2 gün ortalıkta yoğduk valla ama şey yapmışsınız. Ayıp denen bir şey var, sen kimsin? Lütfü. Sen kimsin lan? De kozum de. Senin neyin alan flüt? Suratında meymene yok. Bir onun tipine bak, bir de şunun tipine bak. Allah'ım ya Rabbim, ya millet kafayı yemiş gençler. Neyse, attım telefonu, psikolojim bozulmaya başladı ha. Nedir bu ya? Yine bitiyoruz abi işte. Zaten de ben bu tarlayı bitirene kadar video bitecek ya. Ya olmadı, ben burada kaydı durdurayım. Şu tarlayı bitireyim. Yoksa sıkıntı çıkacak, olay çıkacak. Çünkü videonun tamamını da tarla biçerek geçirmeyelim yani, yanlış mıyım? Buradan başa çıkalım, ben kaydı durdurayım. Tam tarla bitsin, öyle devam edelim. Evet abi, tam burada şimdi kaydı durduruyorum ben. Tarla bitişinde görüşürüz. Bay bay. Evet abi, şimdi tarla tamamen bitti gitti. Garası kayboldu abi. Şimdi olayı bilmiyorsunuz siz. Ben ikinci depoyu boşalttım. Diğer remote olduğu için içinde biraz kaldı yani. Şu an totalde bu tarladan biz 25,5 ton gibi bir mahsul aldık. Tam da tahminlerime göreydi. İyiydi de yani, sıkıntı da yok. Yoksa bu da mı almayacak lan bunun içindekini? 3 ton kaldı. Valla yapacak bir şey yok. Bir çerdöver şimdi şuraya, ağacın gölgesine çekeceğim. Daha sonrasında remorkları boşaltıp biz hayvancılık için gereken silodur, odur, budur işlerine falan bakacağız. Hemen şuradaki tarlaya ben zaten video dışında hallederim, her türlü sıkıntı yok. Hatta belki bir dahaki bölümde tekrar böyle bir şeyle ekilmiş olabilir yani, bilmiyorum. Şurada dursun işte abi.
Zaten yol benden başka kullanan da yok. Ne oluyor lan? Kim arıyor beni o saatte? Elihu. Tamam. Tamam. Başka bir şey gelecek. Tamam getire. Olur, tamam. Evet gençler. Video süresini biraz kısaltabiliriz. Yine bilmiyorum. Araziye gitmem gerekiyor da. Ama yine bilmiyorum yani. Bir 50 dakika falan yaparız yani bu kadar. Çok da kısa tutmamaya çalışırım. Biliyorsunuz abi bizim işler böyle işte. Araziye gideceğim. Sonra tümü orada zaten tarla suluyor şu anda. Onu getireceğim. Mazot götüreceğim. Cevahir her suda yarım depo mazot diyor ya. 60 litre mazot daha dur. 55-60 civar işte. 115 litrelik depoyu iki suda çok rahat bitiriyor. Yani evin yolu doğru buluyoruz. Zaten mazot göçeceğim eve gelmez belki diye. Daha bu derece yani. Tamam T7 burada dursun ya. Yani, tabdan geçiyor abineciğim. Tabii ki İsmail abinin araçlara derken iyi lan. Çok da uzun sürmedi ha. Yapıştır. Şu anda kaçta onu yapıyor lan hasta 18 19 artı 18 ne yapar gençler hadi hesaplayın bakayım 10 10 20 8'e de 9 eklerseniz ne yapar 17 yapar 20'ye 17 eklerseniz ne yapar 37 ton yapar anladınız mı matematik böyle bir şeydir şu anda 37 ton mahsulümüz var demektir bu da vardır damper kardeş. Şuradan buralar neydi lan buralara samandır çimdir mimdir bir şeyler yapıyoruz ya çim mim hiç uğraşamayacağım bir sürü ekipman falan gerekiyor onu İsmail abiden çalarız bu saman Allah Allah ya fazladan 3 tane ben balya atmıştım buraya. Ars. Ha, hayvan yok ki burası niye eksiliyor o zaman? Burada 3 tane balya vardı, bir tane kalmış. Bu da 600 litre kalmış. Bu normalde 4000 küsür litre olması lazımdı. Yapacak bir şey yok, olan oldu gari. Şimdi bize bir tane kepçe lazım abi. 5 esin kepçe takmamız lazım. Hatta önce bir silo koyalım biz. Siloyu nereye koyacağız ki ama? İnşallah güzel silo modu vardır ya sunucuda da. Pek de yok gibi. Mecbur orijinali koyacağız. Başka silo yok abi. Ne bak. Bunu nereye koyacağım ki ben böyle? Abi böyle. Ana. Başkasının tarlasına koyak mı? Baba şöyle dursan da olmaz. Ben çiftliğin neresine koyacağım ki seni? O iş öyle olmaz bir kere. Zaten bizim çiftliğin eğimi de engel yani ona. Babuş kendi tarlamıza koysak. Ya biraz uzak kaçıyor ama. Ancak öyle oluyor ya. Ya da şuradaki şeyi buraya koyabiliyoruz. Ya koyalım ya. Ne olacak sus. Çok da şey yapmamak lazım. Peydaş. Yumuşat nerede?
Yani bu kadar yeri şey yapsak da. Yani adamlık tarlasına öyle veririz parası, kaç para ya, tarlayı satın alırız diye mi? Tarlada bir bok işe yaramaz. Ufacık tarla. Bak sen şimdi de silo yukarıda kaldı değil mi? Şimdi de yumuşatma nerede kardeş? Ufak dokunuşulurlu. Dur bakayım lan. Bunu şöyle yaparsam daha güzel olabilir. Önce şunu bir düzleştirelim. Evet abi, ortam bir düzlensin. Daha sonrasında şu büyükçe şuraya, tamam. Tabii şu kısımları da biraz yükseltmek gerekecek. Ya da bir dakika ya. Sat şunu kardeşim. Her yeri şöyle düzleyelim ya, biz niye uğraşıyoruz ki? Düzle 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 düzle. Evet. Biraz fazla düzeldik gibi ama olsun, bir şey olmaz. Şurayı da düzle. Madem bu kadar düzeldik. Şu anda ortalığın ağzına sıçmış olabiliriz. Geri dönüşü de yok bunun. Ama bakacağız, ayarlayacağım. Durun size. Durun 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 durun. Bir yolu şöyle yaparız, yumuşatırız. Aburlar da böyle yumuşatırız. Şöyle git gel yapalım buralara, şuralara falan. Evet, şimdilik idare etenlik güzel bir şey oldu gibi. Ürettim hayvan, nerede lan bu silolar? Hmm. Koptum bu, ama buradan biçerlerle falan geçiyor, o yüzden burayı biraz daha geniş bıraksam iyi olur. Abi öyle iyi mesela. Tabi boyama nerede? Peyzaj boyama. Toprak da yoktur bak gari. Şu taş büyük ihtimalle şeyden sonra düzelir de. New resetten sonra düzelir, tekrar yere gelir de şu anda o da kaldı. Yolu komple kapatıyor önünden. Ne gerek var? Burayı zaten kullanmıyor ki. Burada yol olsa ne, olmasa ne? Şimdi babuş, şuna bir şey yapamıyor muyum ben ya? Dur bakayım. Bakayım bir nasıl olmuş. Burayı biraz daha yumuşatacağız. Onun harici idare eder. İdare etmezse sıkıntı var demektir zaten. De. Bu taş olayını nasıl yaparız? Dur kendim buradan çekeyim çünkü takılabiliriz birazdan. Babuş, peki ben burayı tekrar yükselsem, burayı tek taraflı bir silo haline getirsem nasıl olur? Ha?
Dur bakayım. Aynen buraya ben geri geri yanaşırım ya. Çok da mesele değil yani. Ya şurayı satın alalım. Kaç para ya bu ağzına sıçtığımın tarlası. Sonra sunucu kurallarını ihlal ediyorsunuz diye benim başımı ağrıtmasınlar hiç. Kaç para la bura? 17 bin. Abicim 17 bin için falan. Lütfen ya. Şimdi rahatça peyda işlerini yapabiliriz. Ben burayı başka amaçlarda da kullanırdı yani çiftliğe ek alan kazandırmış oluruz. Ya ben burayı tarla olarak kullansam ne kazanacağım buradan reis? Öyle düşünün. Tabi düz bir zemin olması açısından böyle bir şeyler yapıyorum. Burayı tamamen hayvancılık için şey yapabiliriz mesela kullanabiliriz ilerleyen zamanlarda. Durun ya ayarlı önce siz takmayın kafanıza. Ama 45 bin para kaldı. Daha hayvan satın alacağız. Ya çimin mesela değil yani bir saman gerekebilir onu da öderiz ya. Çok da sıkıntı yapmaya gerek yok bro. Yumuşadarmış şöyle şimdi. Şöyle V yap lan. Aynen kardeş. Aynen. Şuraya bir yüzme oldu gibi bir şey yapmam yok mu peki? Dur ya. Madem bu kadar yaptım burayı ben. Şurayı da yükselt gel bakayım sen tekrar. Burayı tamamen toprağın altındaki bir silo gibi çözebiliriz. La dur. Neyse orayı çözerim sonra. Tabi bir de çözemezsem öyle bir sorun var. Hars. Evet tam dediğim şey oldu. Şimdi tekrar yıkarız şimdi. Sonra düzleştire gelip V tuşuna basıp bir kademe büyütsem. Aa, tam oluyor işte abicim ya. Ya yapıyoruz bu sporu gençler biz. Şimdi de binalar, silolar. Ne? Gündük. Aynen öyle. Ama biraz kayık koydum herhalde lan. Ya abi. Yapma ya. Ben ne güzel ayarlamışım onu. Sen niye bir de o kafana göre peydajlıyorsun buraları? Hayret bir şey ya. Vallahi billahi. At ağzı ya. Sana ne oğlum benim şeyimden. Sen niye bir daha yapıyorsun kafana göre? Yükselt şurayı geri ya. Tam cuk oturacak şekilde ayarlamıştım ne güzel. Şimdi bir daha uğraşıyoruz ya. Dur la çok da içeriye kaçma.
Şunu nasıl çözeriz? Çözemeyiz, boş. Çok da mühim değil yani. Boyama. Paso şununla kaplalık mıydık her yeri bir de? Buraya ben bir şeyler çözeceğim. Olmadı koyun moyun yaparız burada da küçük boyutlu. O yüzden zıvır zıgıntı deyip buraya çim lazım. Şurayı çimlendirelim tekrar. Şurada gözümde bir şey canlandı. Burayı böyle bırakıyorum şimdi. Çok güzel bir şey canlandı gözümde. Şu ağacı da keseriz. Burayı mükemmel bir şeye çevirmiş olabilirim bir dahaki bölüm. Yani videoda yaparım yapmam bir şey diyemem şimdi. Ama çok güzel bir şey geldi aklıma. Mükemmel olacak yani burası kısacası. Yani şu an bir şeye benzemeden bakmayın. Bana güvenin sadece. Zıvır aynen kardeş. Şurayı şöyle şey yapalım. Yolun tamamını hatta şu şekilde şey yapalım da. Sıkıntı çıkmasın babuş. Şurayı da bir tık yumuşatmamız gerekiyor. Yumuşat kardeş. Tamam bakın buraya iyi bakın bir dahaki bölüm bakın burası ne olmuş oluyor şu an. Gözümde çok güzel bir şey canlandırdım burada. Mükemmel olacak sadece bunu söyleyeyim. Bir de şimdi bir de kepçe lazım. Beşes nerede? La Beşes gel la buraya. Beşes'in önüne kepçe takacağız. Bu arada bir iki lan mağaza modunu da kurmuşlar. Çok iyi oldu mağaza modunu kurdukları. Sürekli mağazaya gidip gelmekten. Sövmeyeceğim başka. Şimdi diyeceğim şeye. Şimdi kardeş ön yükleyici. Ferguson'un kendi şeysi yok mu ya? Abi yakışıklı duruyor. Olsun. Al lan 1500'müş. 1500 dediğin nedir la? Şimdi babuş şuradan bir de ön yükleyici için kepçe lazım bize. Bize. Bizim traktöre göre olan 60, 180, bizim traktöre göre olan bu normalde. 100 beygire kadarmış bu. Ama bizim traktör o büyük gelir ya. Aynen ben bunu alacağım çünkü ya biraz büyük ve abes görünüyor o yüzden bunu alacağım bu arada onu da söyleyeyim. Ya niye senin kendi traktörüne göre olanı almam demeyeyim bana sonra. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birazdan takınca bak cuk oturacak abi. Ön yükleyici. Şimdi şuradan silah taşıyacağımız için büyük bir kepçesi oluyordu bunun. Nerede o? 2300 litre. Bunu kirala abi sen. Ama gerek yok abi. Bak şimdi bak. Bizim traktöre takınca cuk oturacak o. Kendi şeysi çok büyük. Kötü görünüyor yani. Ben sevmiyorum abi. Olay buydu. Sadece 33.000 paramız kaldı ama fazla da masraflık bir şeyimiz kalmadı yani. Yapacağımız işlemin çoğunu yaptık. Bak, bakın gördünüz mü? Cuk oturdu. Bir ara bir para çoğunluğuna deneyelim. Bak bunun bir büyüğünü göstereyim size. Çok büyük abes görünecek. Kepçe biraz büyük kaçtı ya. Yapacak bir şey yok ondan da. Orada da 20 ton şey var ya. Oo. 2 ton alıyorsa biz buraya 10 defa şey yapmamız gerekecek.
Direkt doldu lan. Abi traktörün arkasını kaldırmazsa bile bu zımbırtı. Makine hariç 2 ton 300 litrede şey var, silaj var. Arkasını fazla tartarsak bir de ağırlık almamız gerekecek. Vay 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 vay. Oğlum biz şeyden çıkaramayacağız lan herhalde. Arka tekerlerde şu an hiç yük yok abi. Traktör gidiyor da laylaylum gidiyor yani o derece. Da bizim yollar da mükemmel düzgün olduğu için bir de ondan da kaynaklı. Ya ben zaten T7 için bir tane ağırlık alacaktım abi. Biz T7'ye göre alalım. Bunda da kullanırız. Bir ton 100 kilo bakayım. Siyah olsun şöyle. Satın al abi. Geliver babası. O tam T7'nin gününe göre olur bence. Gel abi, gel. Valla arkası çok kakıyor be. Kullanması çok zor oluyor. Yani traktör çift çeker olsa gitmez bile yani. Direkt olduğu yerde patinaj alır sadece. Ay cuk oturdu var ağırlık taş gibi etti taş. Ya esasında remorku yükleyip remorkla taşımak daha mantıklı geldi şu an bana bir. Göreceğiz. Sıkıntı yok. Şöyle şeyin en sonuna götürelim. Dök abi dök. Dök lan. Lan. Dur yavrucuğum sen niye böyle fantastik işlere karışıyorsun? Şey yapıyorsun. Dur bakayım T7'ye de remorku takalım gelelim de. Bu iş böyle yürümez abi. Dur bakayım. Gel. Gel. Gel abi gel. Çık geçmem lazım bu tarafa. Askıda kalma. Vay anasını. Şurası çok dik olduğu için askıda kaldı traktör. Ha, geçtik sayılır tamam geçtik. Şimdi şuradan şöyle şuradan geç şuradan çık. Lan açıl kapı bir saatten cam açılacak. Çalıştır abi. Buradan gitsem sıkıntı çıkar. Dur bakayım. He, orada ağaç var. Orada bir tane ağaç var. Halen daha kesmedim. Duruyor orada. Ben direkt buradan geçivereceğim. Bu traktörle de amma geri güzel yanışılır ha. Değil mi? Bekle bakayım. Geri gitme hızını düşürmem lazım. Tamam, iki iyidir abi. Abi benim yine fobim tuttu. Dış kameradan yanıştıramayacağım. Gel kardeş. Çok yaptım. Çok yaptım. Yapma bunu. Çok yaptım evet. Şöyle gel. Evet. Traktörün manevrası çok düşük olduğu için biraz ileri geri yapıyordu ama yapacak bir şey yok. Dönmüyor abi traktör ya ben ne yapayım? İstediğim gibi dönmüyor şu an bir traktör dayı. Kocaman 300 beygirlik motorla 4 tekerle remork mu yanaşırmış ya?
Lan dön. Sonuna kadar kırılı bu arada direksiyon ha. Baksana abi. Hayır. Abi. Bu manevra olayı çok can sıkıcı. Bu kadar olmaması lazım. Yani küçük bir traktör olsa hem daha rahat hem de belki de tek bile atılabilirdi ama traktörün manevra kabiliyeti biraz daha düşük olduğu için gitmiyor. Ne oluyor lan? Remork bug'a girdi bu arada. Ya da şeyin depesine çıktı da. Ne o şuranın üstüne yani. Biraz daha gelmesi gerekiyor ama. Git kardeş git 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 git. Hop tamam çok gittik. İndir şuradan. İstop'u çek burada tamam. İndir. Kaldır şimdi. Ağır remorka çarpacağız. Bunu da bir ayarlayalım hızını şu şekilde hemen. 3 kilometre iyidir abi. Altımızdaki şey kayıyor şu anda. Silaj kayıyor. Traktörü yan yatacak utanmasa. Yani baskı uygulandıkça abi kayıyor bak. Biraz daha yatmış remork. Aman pardon traktör. İndir kardeş. Şuradan kürüye kürüye gidelim yavaş yavaş. Kaldır. Tabi paradan kısıp buna bir panoramik tavan koymadığımız için şu an yukarıdayken göremiyoruz kepçeyi. Öyle bir sorun var. Bir dakika. Bu kepçenin şöyle bir özelliği vardı, değil mi? I mıydı lan neydi o? B miydi? Aynen. Bu kepçeyi yani dökmeye de gerek yok. Direkt aşağıdan şekilde gördüğünüz gibi bir sistem var abi. Bu sistem ne içeriyor hiçbir fikrim yok bu arada. Hiç görmedim gerçek hayatta. Ya ben şurayı temizleyeyim de öyle kaydı devam edelim. Kayıt çok uzun oluyor yok. Evet abi. Abi şimdi son kepçeyi de temizleyerek aldım. Burada birkaç kırıntı kaldı ama o da çok da mesele değil. Şu şekilde şuradan çıkalım. Remork da duruyor esasında. Önce remorku dökelim sonra bunu şey yapalım. Remorka dök, tekrar remorktan şeye dök falan hiç uğraşamam bile. Bir de kaçmam lazım abi. O yüzden hiç yani buraya bile geri geri yanaşmakla uğraşmıyorum. Bu sefer şöyle yukarıya doğru çıkacağım gideceğim ama İdare edin gaya. Benim de yetişmem gereken yerler var abicim. Geri gel. İleri git. Çok büyüktü buraya. Tam dök abi buraya artık. Kepçemiz de var. Bunu düzler sonra. Mesela değil. Ne var ateye ne duruyor lan kamış gibi var ha dımıl dımıl. Tamam 5S'i getirelim. 5S'i de şey yapalım. Çiğneme olaylarını falan teyit ile yapacağız. Teyit daha ağır bir traktör olduğu için daha hızlı çiğneyecektir. Bir de last kebaplar falan daha geniş. Oh, oh. Ya pingi görüyorsunuz zaten. Şöyle haritanın sağ altına bakarsanız MS'imiz 50'nin altına düşmüyor. O da hafiften pik var demek. Mesela ben klavyede bir sağ tuşuna bastığımda yani çok az da olsa bir gecikme oluyor. O da oyun kalitesini düşürüyor tabi abi. Hani biraz saçma sapan görüntüler çıkabiliyor arada ortaya. Artık idare edin abi size ne yapalım.
Kariyerde değiliz ki her şey kafamıza göre olsun, her şey güzel olsun, mükemmel olsun. Bunu da böyle şey yapacağız. Tamam, 5S çıkartıyorum ya. 5S'in işi bitti burada. Bakın şimdi size buraya ne yapacağımı anlamayanlar için şöyle bak, 5S'i buraya koyacağım şimdi. Ya belki, ama çiftçi olanlar anlar sadece tabii benim bunu burada ne yapmak istediğimi. Bitince anlayacaksınız gençler. Sakin olun, durun güzel. Ama yani benim dediğim işle uğraşan adamlar kesinlikle şu anda ne yaptığımı anladı ya. Hatta anlayanlar yoruma yazsın. Doğru mu değil mi ben yazacağım. Doğru kardeş, bildiğin diye. Sadece has çiftçiler anlar yani onu, orada ne işe yarayacağını. Yani traktör oraya koydum diye garaj yapacak falan demeyin. Yani. Orası daha fantastik bir işe yarayacak. Yani de şöyle söyleyeyim. Ya da söylemiyorum, boş ver. Hiç info vermeyeceğim. Direkt anlarsınız yoksa. %63 sıkıştırılıyormuş. Bakalım. %67 oldu tabii abi. 15, 10 tonluk bir devlet çiğnediğimiz için çürümcecik sileci hemen %76'ya yükseldi. Bir kere daha gideceğiz, geldi %86 olacak değil mi? Şurası fazla çiğnenmedi de. Abi, traktörün de lastiklerini cızdırmayalım fazla betona. Sıkıntılar. Şu yükseltiler falan da halledelim. %100 sıkıştırılıyor dedi. Böyle patinajı aldırmadan şöyle geri geri çıkak. Hemen şunu bir fermenteye bırakalım. Abi. Bu burada zaten fermente olacak. Şu anda da istediğim modlar olmadığı için devam edemeyeceğiz. Ki zaten video süresi de bize fazla izin vermeyecektir. Yarınki bölümde hayvancılığı artık başlıyoruz. Muhtardan buzağları falan getireceğiz. Daha sonrasında dediğim gibi şuraya güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Tabi istediğim modu bulabilirsem yapabileceğim. Yoksa burası iptal. Ama çok güzel oldu yani bence. Yaparsak mükemmel, müthiş bir şey olacak. Hatta farming tarihinde ilk bile olabilir. Çünkü daha önce hiç görmedim böyle bir şey. Abicim yani anlayacağınız, bu bölümün burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi abonelikler falan bir anda düştü gitti. Sadece destek amaçlı bir like ve abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet.